Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Kaldığımız yerden devam edelim. E, El-Vasılıgiye'de kalmıştık. Mu'tezile'ye giriş yapmıştı müellifimiz. Şehrestani. Önce Mu'tezile'nin ittifak ettiği, Mu'tezile hakkında genel bilgi verdi. İttifak ettiği hususlardan bahsetti. Sonra... Şimdi e, bu mutezilerin fırkalarından bahsedecek. Bunların e, temeyyüz ettiği, birbirinden ayrıldığı noktaları, görüşleri bahsedecek. İlk fırkamız el Vasıl bir ata. E, mutezilerin tabii kurucu şahsiyetlerinden olduğu için onunla başlaması normal. Önce Vasiliye'yi sonra Huzeyliye diye devam edecek. Biz şimdi Vasıliye ile başlayalım. Ashabu Ebi Huzeyfete Vasıl İbni Ata El Gazzal El Elsag Bunlar Ebu Huzeyfe Vasıl Burada tabi metnimizde Hemze Yanlış olmuş Elif olacak o Vasıl bin Ata El Gazzal El Elsag e, Ebu Huzeyfe Vasıl İbni Ata El Gazzal El Elsag Gazzal Yüncü demek ama dipnotta da söylüyor. Yün satmamış aslında ama yün çarşısına, yün eğrenlerin yün satılan mekana çok gidip çıktığı için. El gazal denmiş. El el da peltek demek. Ra'yı söyleyemiyordu Vasıl Binat'a. Ra özürlüydü. Ra'yı G olarak. Şurada dipnotta da söylüyor zaten. E, o yüzden konuşmasında rahatsız konuşurdu. Hatta Basıl Binat'a iyi bir hatiptir. Onun belagatta rahatsız hutbesi de meşhurdur. İnternete yazarsanız o, o da çıkar. Ee, el sağda onun peltek yönüne işaret için söyleniyor. Kâne tilmizen Hasan hasenil basriyi hasan Basri tabiinin büyüklerinden 110 vefatlı e, büyük zahit alim hasan Basri'nin öğrencisiydi. Yakra aleyhi lulûme vel akhbâra yani ona ders okurdu efendim. E, ilimleri ve haberleri yani iyi bir ilişkileri vardı anlamına gelir. Ve kana fi eyyami Abdülmelik bin Mervan ve Hişam bin Hişam bin e, Abdülmelik diyecek herhalde. Hişam bin Abdülmelik evet. İkisi yani hasan Basri ile Vasıl bin Ata, Mervan bin Abdülmelik, Hişam, Mervan bin Abdülmelik, e, Hişam bin Abdülmelik ve Metin kaydı biz 58 milyon. Evet. İki sife Eyyami Abdülmelik bin Mervan Abdül bin, e, Abdülmelik bin Mervan e, Mervan bin Hakem'in oğlu Emevilerin e, Mervaniler kolunun ikinci halifesi oluyor. Yani Mervan bin Hakem'in kısa süreli bir halifeliği var. E, daha sonra onun çocukları çocuk oğlu Abdülmelik bin Mervan e, halife oluyor. Abdülmelik bin Mervan'ın ve Hişam bin Abdülmelik'in ve ondan sonra Hişam bin Abdülmelik'in döneminde idiler ikisi de yaşadılar. O bil mağribi el an minhum şirzimetun qalilatun fi beledi İdris'e İdris bin Abdullah el Haseni الذي خرج بالمغرب bu ve mağribde de şu anda minhum onlardan yani minhum dediği el vasiliye, vasıl bin ata görüşünde olanlardan. Şirzimetun kaliletun küçük bir grup vardır. Fi beledi İdris bin Abdullah el Haseni. Ellezi kharaca bil mağrib. Mağrib'de ortaya çıkan ...Hz. E, Hazreti Hasan'ın soyundan olan e, İdrisilerin, İdrisiler devleti ne Kur'an İdris bin Abdullah'ın ülkesinde yani bugünkü Fas oluyor. Onlardan az bir grup vardır. Fi eyyami Ebi Cafer el Mansur. Bunlar da e, Ebu Cafer el Mansur ikinci Abbasi halifesi zamanında e, İdrisiler kurulmuş ona işaret ediyor. Yani dönem o dönem. Ve yukale lehumul vasiliyeti. Bunlara vasıliyye denir. Vasıl bin Ata'nın takipçileri anlamında. Ve atizalihum yedur ala arba'i kavaide. Bunların itizali e, farklılıkları yeduru ala arba ikava ile dört ilke etrafında döner. Şimdi hatırlarsanız Şehrestane demişti ki bir mezhebin mezhep olabilmesi için e, bazı ilkeler saymıştı. Dört ilke saymıştı. Örneğin sıfatlarla ilgili farklı bir yaklaşma olmalı gibi. Şimdi bu vasılı yeye ni, niye bir fırka olarak aldı? Muhtezilerin alt fırkası. E, çünkü bu da dört ilke etrafında, dört konuda bunların da e, yaklaşımları, itizalleri ana fırkadan ayrıldıkları noktalar var. Birincisi el kaidetul ula. Birincisi birinci ilke el kavlu bi sıfatil bari teala Allah Teala'nın sıfatlarını nefyetme konusundaki düşünceleri kale hakeme demek yani bu konudaki görüş sahip oldukları, kail oldukları görüş. Onlar Allah Teala'nın sıfatlarını nefy ediyorlar. Ne gibi? Minel ilmi vel kudreti vel iradeti vel hayati. Allah Teala'nın ilim, kudret, irade ve hayat gibi sıfatlarını reddediyorlar. Ee, Tabi hangi anlamda reddediyor onu söyleyecek şimdi. Ve kâne tâzihil makâletu fî bed'ihe ee, diyor ki bu görüş kâne tâzihil makâletu bu düşünce yani bu e, Allah'ın sıfatlarını nefyetme kanaati fi bed'iha başlangıçtaydı daha yani bu fikri, olarak daha bu e, başlangıç seviyesindeydi. Gayra nadice kanetin haberi yaptık gayra e, olgun değildi. Olgunlaşmamıştı. Daha başlangıç seviyesinde, iptidai seviyede bir fikirdi bu. Ve kâne vasilubnu ata in yeşra fiha ala kavli zahir. Asıl binata burada e, zahiri bir söz üzere bunu başlatmıştı. Yani biraz iptidai seviyede. O da neydi? Ve huvel ittifaku ala istihaleti vücudu ilaheyni kadimeyni ezeliyeyni. Bu da şuydu. E, ezeli kadim iki ilahın varlığının müstahil oluşuna dayanıyordu. Yani bir yerde iki tane ezeli kadim ile yaratıcı olmaz. Bu mümkün değildir. Bu konudaki bu ittifaka, bu düşünceye dayalı olarak e, bu fikri söylüyordu. Vakale diyordu ki: "Ve esbete ma'na sıfetin kadimetin fakat esbete ilaheyni." O da diyordu ki kim ki eee ve men esbete kim kabul ederse mana sıfetin kadimetin bir kadim sıfat manasını, bir kadim sıfatı kabul ederse fakat esbete ilahe, o zaman iki ilah kabul etmiş olur. Ve innema şara'at ashabuhu fiha daha sonra onun taraftarları da ashabı ba'de mutala'ati kutubül felasife felsefe kitaplarını mütalaadan sonra bu düşünceyi daha da ilerlettiler. Ve enteha nazaruhum fiha bu konudaki kanaatleri, düşünceleri ulaştı. İla nereye ulaştı? Raddi cemi'i sıfat ila kevnihi bütün sıfatların reddine kadar dayandı bu fikir. İla kevnihi yani kevni kevnillahi azze ve cel alimen kadiran onun alim kadir oluşuna varıncaya kadar yani bütün sıfatların reddine gitti. Sümmel hukmu bi ennehuma sıfatani zatiyetani e, huma sonra bu sıfatların e, iki zatî sıfat olduğuna hüküm verdiler bunlar. Huma i'tibarani lizzatil kadîmeti kema kâlel ev hâlâni kema kâle Ebu Hâşim. Ebu Hişam, buradaki Ebu Hişam yanlış, Ebu Haşim olacak. Ebu Haşim el-Cübbâi, Ali Cübbâi'nin e, oğlu Ebu Haşim el-Cübbâi. Şimdi Vasıl Binata 131 vefatlı, e, 748'e tekabül ediyor buradaki Ali Cübbai ise 301 vefatlı. Ebu Haşim de 320 e, küsürlerle 321-22 sanırım yanılmıyorsam. Şimdi bunlar iktidai olarak bu düşünce başladı. Sonra bu sıfatların zati sıfat olduğu iki sıfatın alim ve kadir sıfatının zati sıfat olduğuna hüküm verdiler. Sonra dediler ki bu ikisi o zaman i'tibarani lizzatil kadime kadim zata muteberdirler. Kadim zata bağlıdırlar. Kemakale cübbai diyor. Cübbai'nin dediği gibi ya kadim zatla ilişkilidirler. Ezeli olan bir zatla. Ev halani ya da haldirler. İki haldirler. Kemakale Ebu Haşim. Ebu Hişam değil Ebu Haşim olacak dediğim gibi. Yanlış yazılmış. Ebu Haşim el Cübbai. Şimdi biliyorsunuz tabi bu e, sıfatlar konusu يذا شو رأي دوك يا لهم على توبليمال، وميل أبو الحسن البصري إلى رضيهما إلى صفة واحدة وهي العالمية، ببرضى أبو الحسن البصرين، أبو حسن البصرين، أبو حسن البصري إلى رضيهما إلى صفة، وذلك أينما سبِل، أنت بيزم حسن البصري دي

ya da o ikisini reddedip ila sıfatı ha o iki sıfatı yani alim ve kadir sıfatını ila sıfetin vahidetin tek bir sıfata e, tek bir sıfat olarak değerlendirmesi ve hiyel alemiyetu el alimiyye bilme sıfatına ve zalike aynı mezhebil felsefeti bu felsefi felsefe mezhebinin ya da bizzat felsefi mek mektebin düşüncesidir ve senezkuru tafsile zalik bunun tafsilini anlatacağız diyor. Ve kâne selefü yuhalifu fî zâlike. Selef bu konuda muhalifti bu düşüncelere. Üz çünkü vecedû. Çünkü onlar buldular. Es sıfatları, Allah'ın sıfatlarını. Meskûraten fil kitâbi ve sünne. Kitap ve sünnette zikredilmiş olarak, mezkur olarak buldular. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bu sıfatların e, mutezilenin bir ismi de muattıladır. Sıfatları nefyettikleri, ettikleri, reddettikleri için. Şimdi sıfatları tabi mutez ile sıfat zat ilişkisinde sıfatları zatın kendisi olarak, aynı zat olarak değil de gayruz zat olarak görüyor. Yani sıfat ayrıdır, ayrı bir varlık kategorisidir. Zat ayrı bir kategoridir. Eğer biz sıfatlara ezeli dersek o zaman işte Allah'ın alim, kadir, semiye, basir, e, efendim, hayat, ilim gibi sıfatları da e, müstakil varlık oldukları için, müstakil ezeli varlıklar olarak ne olacak? E, birden fazla kadim varlık ortaya çıkacak. Taaddüdü kudema olacak. E, Taaddüdü kudema da tevhide aykırı, mutezile biliyorsunuz temel şeyi tenzihçi oluşu. Tevhide aykırı olduğu için sıfatları da zattan ayrı bir, e, kategori bir varlık olarak gördüğü için e, sıfatları nef ediyor. Şimdi burada e, Ali el Cübbai'nin bu özellikle Alim ve Kadir sıfatlarını zata zat zat içinde görmeleri yani biliyorsunuz mutez ile genel itibariyle sıfatları red, reddediyor ama Allah zatıyla Alim zatıyla Kadir zatıyla zatında mündemiş zatında, zatında kaim manalar olarak görüyordu. Ali de bu iki sıfatı zata nispetle kadim olduğunu söylüyor, zata bağlı. Ee, oğlu Ebu Haşim el Cübbayi ise ahval teorisi meşhurdur, ahval hal teorisi. Şimdi hal e, sıfat değildir, hal sıfat olmayınca farklı bir varlık da değildir. Dolayısıyla e, ezeli olması. Yani bunları hal olarak görünce bu sıfatları hal, ahval olarak görünce hal çünkü bir durumdur, bir sıfat değildir ve bir mahallede bulunmaz hal, bir mahallede bulunmaz. Dolayısıyla hal teorisi ya da ahval teorisiyle bu sıfatları sıfatlar meselesini çözmeye çalışmış, böyle bir teori atmış demiş ki bunlar haldirler, ahvaldirler. Ahval olunca bunlar ezeli olamaz dolayısıyla taattudül kudema olmaz diye böyle bir e, ahval teorisi diye bunu internetten e, okuyabilirsiniz ahval teorisine bu Haşim'in. Böyle bir çözüm getirmiş. E, ehli sünnet ne diyor? Biliyorsunuz ehli sünneti sıfatullahi sıfatu zati vel sıfatullahi leyset ayne zatin ve la gayran sivahu zenfisali de geçtiği üzere sıfatullah leyset aynı zatin Allah'ın sıfatları zatının aynı değildir ve gayran sivahu zatından gayrı da değildir. Yani sıfatlar Allah'ın e, ne zatının aynıdır ne de gayrıdır diye e, böyle bir çözüm ortaya atıyor. Bu sıfatlar meselesi e, bu şekilde zaten devam edecek. Biraz daha e, devam edelim. Öyle yavaş geçeyim. Heh, o demin hızlı geçti. Demek ki birinci meselesi Vasıliyye'nin sıfatların nefi konusunda. Vasıl bin Atade'min de dediğim gibi kurucu şahsiyet, Muhtezile'nin kurucusu. Sıfatlar konusu biliyorsunuz Muhtezile'nin beş esası, usulü hamsesi, Ebu Hüzeyli Lallaf 235 vefatlı. O ilk defa sistemli bir şekilde ortaya koyuyor ve kim bunlara bu beş esasa inanırsa mutezili olur diyor. Ama öncesinde bu esaslardan bakın ilki sıfatlar konusunda ki tevhidin ilkesidir. Tevhid sıfatlar konusu iptidai seviyede de olsa vasıl binata ile başlamış oluyor. İkincisi ikincisi bu vaslıyı diğer bir mezhep haline getiren düşüncelerden ikincisi de el kaidatu saniyetu el قول bil kader. Kaderle ilgili düşüncesi kader. Ve innema yani insanın sorumluluğu, bu da adalet ilkesinde işleniyor biliyorsunuz. İnsanın sorumlu olduğu, yaptı, yapıp ettiklerine mecbur olmadığı düşüncesi. Ve innema seleku fi zalike mesleke ma'bed e, el cüheniyi. Mesleke ma'bedin el cüheniyi ve gaylanet e, Bu konuda bunlar yani vasiliye ma'bed el cüheni ve Gaylan Eddemeşki'nin e, mesleğini, meşrebini takip etmişlerdir. E, ve karrara vasıl ibn-i Ata'in ata e, hâzihil kaidete eksara mimma kâne yukarriru kaidete sıfat. Hatta vasıl bin Ata bu ilkeyi, yani bu kaderle ilgili düşüncesini karrara eksara mimma kâne yukarriru kaidete sıfat. Sıfatlarla ilgili e, ilkeden ya da sıfatlarla ilgili düşünceden daha çok bu konu üzerinde durmuştur. Yani bu kader fikri daha baskındır. E, vasıl bin Ata'da. şöyle demiştir. İnnel bariye ta'ala hakimun arifun değil alimun olacak bu. Onu e, şey diğer nusrada alim yazıyor. Yani doğrusu da o e, şeye uygun olan da. Allah Teala hakimdir, alimdir. La yecuzu caiz değildir. En yudafe ileyhi şerrun ve zulmün. Allah Teala'ya bir şer, kötülük veya zulmün izafe edilmesi, nispet edilmesi caiz değildir. Ve la yecuzu ve yine caiz değildir. En yuride Allah'u, Allah'ın murad etmesi minel ibadi kullardan Hilafema ma ya'muru. Emrettiği şeyin hilafını da kullarından istemesi yani kötülüğü de nehy ediyor, iyiliği emrediyor. Kötülüğü, e, kötülüğü istemesi de caiz değildir. Yani Allah'a şer, kötülük, zulüm isnat edilemez. Ve yuhattimu aleyhim bu da yahkumu yahkumu e, metinde e, diğer nusada yuhattimu aleyhim de onlara mecbur kılması da ee, anlamına şey değil aslında. Ama bu yahkum daha şey. Yahkum aleyhim şey en onlara bir şeyi emredip de sümme e, yücazihim aleyh bu sebeple onlara ceza vermesi, karşılık vermesi de yine caiz değildir. Fel, öyleyse fel abduhu vel fa'ilu lil ve şerri. o zaman kuldur fail olan hayır ve şerrin iyilik ve kötülüğü yapan kul, kulun kendisidir e, lilhayri ve vel vel ve vel masiyeti. Onlara matuf hep. Yani iyiliği, kötülüğü, imanı, küfrü, taat ve masiyet hep kuldandır. Yani kulun kendi yapıp etmesiyledir. Ve huve el mucaza ala fi'li. Ve huve o kulla nedir? El mucaza karşılık görecek olandır. E, ala fi'lihi. Bu fiiline, tercihine, iyilik, kötülük neyse ona karşı karşılığını görecek olan da kuldur. Vallahu Teala hu ala zalika kullihi. Allah Teala bütün e, bunlara hepsine onu muktedir kılmıştır. Yani Allah ona bunu e, e, muktedir kılmıştır. O gücü vermiştir. Kul kendisi ne yapar? E, tercih eder. Kul kendisi tercih eder diye e, söylüyor. Ve ef'alul ibadi kulların fiilleri de mahsuratun fil harakati ve sekenati ve li'timadati ve nazar ve ilim. Ve kulların fiilleri harekat, mahsura, mahsuratun yani sınırlıdır. Harekat, sekenat ve itimadat ve nazar ve ilim. Yani kullar yapıp ettikleri fiillerde, harekatta, sekenatta, efendim, durmada, harekette, dayandıkları fikirlerde ilimde e, bunların hepsinde kullara özgüdür. Kullar bunlarla mahsurdur yani bu e, kullar e, bunlarla sınırlıdır. Kal ve yastahil an yuhatibe al-abde bi if'al. Bu da metinde if'al geçiyor. Bir if'al ve o la yumkinuhu an yefal. Ve yine yastahil mustahildir en yuhatibe eee Allah'ın muhatap alması el-abde Kula muhatap, kulu muhatap alıp, kula if'al deyip de ve huve la yumkinu en yef'al kulun da bunu yapmaması mümkün değildir. Ve lâ huve yuhissu min nefsihi el-iktidâra vel-fi'il Ve e, kendi nefsinde bir güç, kuvveti ve fiili de bulamaz zaten. Ve men enkerahü fekat enkerat darûrate kim bunu inkar ederse bu zarureti de inkar etmiş olur. Vestedelle bi ayatin ala halihil kelimat. Yine e, bu düşüncesini de bu kelime şeylerle, ayetlerle, bu kelimelerle, e, bu kelimelerle ilgili ayetlerle ne yapmıştır? E, desteklemiştir. Yani bu kader konusunda e, biliyorsunuz İslam düşüncesinde Ma'abedel Cüheni ile Gaylanet Dimeşki Önce Mabed el Cüheni, e, Mabed el Cüheni'den de Gaylan el Dimeşki almıştır. E, kader fikrini yani insanın kendi fiilinde sorumlu olduğunu, bir zorunluluğun olmadığı düşüncesini. E, hatta Mabed el aslında Mabed el Cüheni'nin hayatına baktığınız zaman onun da e, zahid bir kişi hem bunun hem Gaylan'la ilgili Zahit kişiler oldukları ee, ve yine güvenilir Sika ravi de olmuşlar ama bu şey düşüncelerinden dolayı e, bu sapkın dalaletteki fikirlerinden dolayı e, onların şeyi alınmamış rivayetleri fakat Sika olduklarına dair kayıtlar var. Mabedel Cüheni efendim e, 83 vefatlı ee, yani 700 700ler Gaylannet Damaski de e, ondan daha sonra e, ondan daha sonra işte bu Kaderle ilgili bu fikirler Mabedel Cüheni ve Gaylan'a dayandığı için Vasıl da onlardan aldı ya da diye bu fikri onlardan aldı. İnsanın sorumluluğunu biliyorsunuz tabi bunlar Emeviler döneminde yaşanmış. Ee, özellikle Mabedel Cüheni. Ee, onların cebir anlayışını dayatmaları yani insanın yapıp ettiklerinde zorunlu olduğu düşüncesini bunlara da tepki e, doğurmuş. Hatta e, şeyle Ömer bin Abdülaziz'le e, Gaylanet Dynamed Demeşkin'in münazara yaptığı Ömer bin bin Abdülaziz'in onu ikna ettiği şeklinde e, kayıtlar da var. Evet, şeyde Gaylanet Gaylan Meşki de 120, 738 e, vefatlı. Devam edelim biz. Bunlar zaten ee, Geleceklerde de bu isimler çokça çok geçecek. Ve ra'aytu risaleten Şehrestane diyor ki ra'aytu risaleten bir risale gördüm. Nusibet ila Hasan el Basriye. Ketebaha ila Abdülmelik bin Mervan ve kad sa'alehu an el kavl bil kader vel cebr. Diyor ki ben bir risale gördüm Hasan Basri'ye nispet edilen ki onu ila ile Abdülmelik bin Mervan e, Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan'a yazmış olduğu bir risale gördüm ona nispet edilen. Katse anil kavli bil kader ve'l Orada Abdülmelik bin Mervan ona kader ve cebirle ilgili düşüncesini sor, sorduğu bir risale gördüm. Bu biliyorsunuz Vesare Tunfin Kader diye meşhur bu Hasan-ı Basri'ye. Hatta bunun çevirisi de e, var yapıldı. Bununla ilgili çalışmalar da var. E, fakat Şehrestani bu Risale'nin hasan Basri'ye ait olmadığını düşünüyor ama genellikle Hasan-ı Basri'ye e, nispet edilen bir Risale öyle kabul görmüş ama Şehrestani'nin burada itirazı var. Diyor ki böyle bu Risale'yi gördüm ve ecabehu fiha ona cevap verdi. Yani halifeye cevap verdi o risalede. Bima yuvafiku uygun şekilde. Neye uygun? Mefhul geliyor. Mezhebel kaderiyeti. Kaderiye yani kaderi inkar edenler, kaderi inkar edip insanın fiillerinde özgür olduğunu söyleyenlerin mezhebine uygun şekilde cevap verdi. Ve istedelle fîhâ bi akıl. Ve orada Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle ve dela ile minel akıl e, akli delillerle efendim kaderiye mezhebine uygun cevaplar verdi o risalede. Ve leallaha li vasıl ibn Ata'in. Bu belki de diyor muhtemelen bu risale vasıl bin Ata'nındır. Niye? Fema kanel hasenu mimmen yukhalifus selefe fil kaderi khayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala. Çünkü hasan Basri فَمَا <laughs> كَانَ Selefe muhalefet eden bil kaderi, kader konusunda selefe muhalefet eden hayrihi ve şerrihi min allah Teala hayır ve şerriyle her şeyin Allah'tan olduğuna inanma noktasında selefe muhalefet eden birisi değildi. فَاِنَّ هَذِهِ Çünkü bu kelimeler yani burada zikredilen o risalede zikredilen kelimeler, cümleler kel mucma'i aleyha Onların nezdinde, vasiliye nezdinde ya da mutezine nezdinde üzerinde icma edilen kelimeler gibidir. Ee, ya da düzeltelim, düzeltelim. Şöyle de okumak daha iyi çünkü e, hani bu tür bu kelimeler dediği önceki geçen selefle ilgili olduğu için düzeltelim. Çünkü bu kelimeler indahum zahir isim ilk bir önceki zahir isim çünkü selef yani çünkü selefe göre bu kelimeler e, yani kaderin hayır ve şerrin Allah'tan olduğuyla ilgili kader anlayışı kel mucma aleyha selefe göre bunlar sanki üzerinde icma edilmiş bütün selef böyle düşünürdü vel acabe هنا اجيب اجيب olan غريب olan انه حمل هذا اللفظ الوارد في الخبر بو هذا أه بولاف صديور وارد olan بو في الخبر على البلاء والعافيه والشده والرخاء والمرض والشفاء والموت والحياه الى غير ذلك من افعال الله تعالى دون الخير والشر والحسن والقبيح الصادرين من اكتساب الإباد وكذلك اورده جماعه من المعتزله في المقالات anasabihim ee, burada acıp olan bu lafısı diyor haberde haberde gelen bela ister bela ister afiyet olsun ister şiddet zorluk sıkıntı ister ferah refahlık rahah e, bolluk olsun ister marat ister şifa hastalık veya şifa ölüm veya hayat ve vesaire e, vesaire şeyleri fiilleri min ef'alillahi taala bunun gibi bütün Allah'ın fiillerini dunel hayr ve şerri hayır ve şer vel haseni e, vel kabihi hasen kabih es sadrani min iktisabi kulun yapıp etmesiyle iktisabıyla ortaya çıkan hayır ve şer hasen kabih dışındaki bütün fiilleri e, ne yaptı? Efendim ve kazaleti avradahu cemaatu min al-mu'tezilat fil-makalat aynı şekilde mu'tezileden bir grup da e, e, şey yaptılar bunu yani kendi taraftarlarından kendi e, gruplarından e, bu görüşleri ne yaptılar söylediler. Şimdi şurayı tam anlayamadık. Bir daha dönelim oraya. Ee, bu tabi Risale'nin ya Risale'nin içeriğine atıf var burada. İndehum derken biz bunu Selefe Veli <laughs> acaba şimdi burada muhtemelen Risale'nin içeriğinden hareketle bu deminki cümleler sarf edildi. Şimdi dedi ki bu Risale muhtemelen Vasıl bin hatanın. Çünkü Hasan-ı Basri e, Selefe kader anlayışı konusunda e, muhalefet eden biri değildi dedi. Dedikten sonra fe inne hadihil kelimat çünkü bu kelimeler, bu cümleler kelimu cümayi aleyha üzerinde e, sanki dedi icma edilen onlara göre dedi. Biz de bu indehumu selefe atfettik. Yani selefe göre, selef nezdinde üzerinde ittifak edilen cümlelerdir. Ki Hasan-ı Selefe muhalefet etmezdi. O da böyle düşünüyordu. Bir böyle anlayalım. Vallahi acep, burada acip olan, garip olan, şaşılacak olan şeyi ennehu hamele laf lafzel varide. bu varit olan fil haber haberde varit olan lafzı hamletmiştir. Alel belâ'i velâfiyeti ve şiddeti ve Vallırdı ve Şifa, ve Ölüm ve Hayatı, ila Gâir Zâlîk min Efâlillâh Teâlâ. Ve işte demin söylediğimiz Bela, Afiyet, sıkıntı, e, efendim genişlik, hastalık, şifa, ölüm, hayat ve benzeri Allah'ın fiillerini de. E, bunlara atfetmiş dunel hayır ve şerri. Ee, hayır ve şerri anmaksızın hasen ve kabihi kulun e, kuldan sadır olan hasen ve kabihe hayır ve şerre işaret etmek sizin diyor. Bu lafızlı haberde varit olan lafızı bunlara hamil etmiştir bu Allah'ın fiillerine. Ee, aynı şekilde C mutezileden Mu'tezile'den bir grupta bu görüşlere aktarmıştır. Ee, şimdi burada e, ya bu fe inne hadihil kelimat kel mujma ee, orayı ayrı düşüneceğiz. Yani onu selefle selef, selef nezdinde böyle dediği anlayabiliriz sanırım. Burada garip olan diyor muhtemelen o Risale'yi Risale'nin içeriğinden hareketle bunu söylüyor. Ee, onun bu Risale'de e, varit olan lafzı efendim şeye zikretmek sizin hayır ve şerri hasen ve kabihi zikretmek sizin e, bahsetmesidir diyor. Şimdilik böyle diyelim. Biraz daha düşünelim. Ya da daha detaylı şey gelince yine buraya atıfta bulunuruz. El-Kaidetü Salisetu Üçüncü fikri diyelim vasıliyenin el kavlu bil menzileti beynel menzileteyni e, el menzile beynel menzileteyn fikridir bu da biliyorsunuz e, mu'tezile deyince akla ilk gelen e, ilkelerden birisidir ve bu fihi burada sebep yani iman ile küfür arasında bir menzildedir büyük günah işleyenin ilgili ve sebebi fihi olay bildiğimiz olayı anlatacak. Sebep şudur. Ennehu ve sebebi fihi en dakhala vahidun ala hasan al-Basri. bir kişi Hasan Basri'nin huzuruna girdi. Fakale ya İmam ed Ey İmam, laqad zaharat fi zamanina cemaatun. Bizim zamanımızda, günümüzde bir grup ortaya çıktı. Zaharat yukeffiruna ashabel kebairi büyük günah sahiplerini tekfir ediyor, eden bir grup ortaya çıktı. Vel kebiru indehum onların nezdinde kebir yani büyük günah küfrun yahrucu bihi anil mille dinden çıkan bir küfürdür onlara göre. Kişiyi dinden çıkarır. Küfrun yahrucu bihi onunla çıkar kişi anil mille dinden çıkar. Ve hum vaidiyetul havaric. Bunlar da haricilerin vaidiyesidir. Aslında bu Örteki bir kebira ilgili büyük günah işleyeni tekfir etme önce hariciler içinde çıktı. Vaidiyye, tul havariş diye bunlar isimlendirilir. Çünkü Allah men minen müminen ve fe cehennem. Allah vaatte bulunuyor, tehdit ediyor. Dolayısıyla bunlara vaidiyye denmiş. Ve cemaatun yurciûne ashabel kebair. Yine bir grup daha çıktı ki bunlar da e, büyük günah sahiplerini erteliyorlar. Yuakhiruna görüş beyan etmiyorlar. Allah'a havale ediyorlar. Yani diyorlar ki ve la ma aliman ma'siyetun imanla beraber ma'asiyet günah zarar vermez. Kema la yanfa'u ma'al kufri ta'atun yine küfürle beraber de taatin ibadetin fayda etmediği gibi bunu söylüyorlar. Ve hum murciatul ummah bunlar da ümmetin mürci'leridir فَكَيْفَ تَحْكُمُ لَنَا فِي ذَلِكَ اِتِقَادًا işte sen bize nasıl hükmedersin bu konuda itikadımız ne olmalı? İki tane grup var. Bir tekfir eden grup var. Ve aidiyetül Bir de mürciyetül var. Onlar da söz konuşmuyorlar. Erteliyorlar. Ne dersin diye. Böyle bir soru soruyor Hasan-ı Basri'ye. Fettefekkaral hasenu fi zalik. Hasan-ı Basri bu konuda düşündü. Bu soruyla ilgili. Ve kable en Cevap vermeden önce Kale Vasıl ibn Ata'in Vasıl bin Ata şöyle hemen atladı ve ene la akul Ben söylemem demem enne sahibel kebirati müminun muttakan. Ben kebira sahibinin büyük günah işleyen kişinin mutlak olarak mümin olduğunu söylemem. Ve la muttakan. Mutlak olarak kafirdir de demem. Ne müminlerim ne kafirlerim. Bel huve fi menziletin beynel menziletin. O iki menzilden iki menzil arasında bir menzildedir. Yani la mu'minun ve la kafirun. Ne mü'mindir ne de kafirdir. İkisi arasında bir menzildedir. Sümme kâme ve a'tezele ila ustuvaneti min ustuvanatil mescid. Sonra kalktı ve mescidin direklerinden, sütunlarından birine gitti. Oraya ayrıldı yukarriru ma ecabe bihi ve yukarriru takrir ediyor ders vermeye başlıyor ma ecabe biha la cema'atı min ashabil hasen yani Hasan'ın ashabından bir gruba o e, cevabıyla ilgili takrirde bulunmaya, bulunmaya başladı kalel <laughs> hasen fe kalel hasenu Hasan-ı Basri de dedi ki i'tezel <laughs> anna vasilun vasıl bizden ayrıldı yetizal etti fe summiye ve ashabuhu mu'tezileten o ve ashabı Mu'tezile diye isimlendirildi diye e, bu bildiğimiz olayı söylüyor e, bu ilkeyle ilgili. Ve ve şu takririhi kal onun <gülüyor> takriri şudur diyor. Yani onun bu düşüncesinin e, açıklaması şudur. İnnel imane iman ibaratun an hisali hayrin. Bir hayır özelliğidir. Hasletidir. Hayır hasletidir, iyilik hasletidir. İyilik hasletinden ibarettir. İza ma ijtema'at e, summiyal mer'u mu'minan ve huwa ismu Eğer diyor e, bu hayır hisali olunca ida ma ijtema'at summiyal mar'u mu'minan ve ismu madhin eğer bu onda olursa ihtima ederse ihtima iç, ettiği zaman yani bu eee niye müennes de ona bakıyorum ibaretun bu ibare diyelim yani bu hayır ibaresi dedi ya bu içtema tadihi libara yani bu kendinde olan kişi summiyel mer'u mümin diye isimlendirilir ve huve ismu medhin medih ismidir vel fasık lem yestecmi' fasık ise lem yestecmi' e, ee, hisalul hayri onda hayır hisali hayır e, efendim hasleti diyelim hayır özelliği onda bir araya gelmez ve la istahakka ismel medhi bu da medhi ismine müstahak değildir Fe la yüsemme müminen. böyle birisi de mümin diye isimlendirilmez ve leyse huve bi kafirin mutlaka neydan ama bu aynı zamanda böyle bir kişi fasık kişi mutlak anlamda kafir de değildir ve enne şehadete vesaira a'malil hayri mevcudetu fihi çünkü onda şehadet, yani iman, ikrarı vardır. Ve sair amalil hayır, yine sair hayır işleri, amelleri de onda mevcudetun fihi, ennenin haberi vardır. La veçeli inkariha, bunu inkar etmenin bir şeyi yok. Yani e, durumu yok, inkar edilecek bir durum yok. Doğru değildir bunu inkar etmek. Lakinnehu, fakat, yani büyük günah işleyen kişi. Eğer haraca min dünyadan büyük günah işleyerek çıkarsa, ölürse, büyük günah işlemiş halde min gayri tevbetin tevbe etmek sizin eğer e, ölürse fehu min ehlin nar o cehennem ehlidir halidun fiha min ehlin nar halidun fiha o e, ebedi kalıcıdır. Ve huve min ehlin nâri. fiha. Böyle bir kişi cehennemliktir ve orada ebedidir. Biz çünkü leyse fil ahireti yani illa feriqa. çünkü ahirette iki takım, iki grup vardır. Ferikun fil cenne. Eferikum fi sa'ir ya cennetlik vardır ya da sa'ir cehennemlik vardır. Lakinnehu yukhaffafu anhu lazabu fakat böyle birinden azap hafifletilir. Ve tekunu daraketuhu fevka daraketil kuffari onun derecesi, derekesi dereke olumsuz anlamda derece demek. İnnel münafikine fi darkil minen nar onun derecesi de, derecesi de küffarın Iı, derecesinin seviyesinin üstünde olur. Azabı hafifletilir. Ve tabi ahwa lazalike Amr bin Ubeyd'in bu düşüncede ya yani bu El-Menzile ve El fikrinde Amr bin Ubeyd de e, ona tabi oldu. ben kane muvafikan fil kader ve inkar sıfat. Yani hem kader hem de sıfatları nefyetme, inkar konusunda e, ona muvafık olduk. Dan ona muvafıkken bir de bu konuda da ona tabi oldu diyor. Amr bin Ubeyd. Amr bin Ubeyd de Vasıl bin Ata ile beraber Muhtezile'nin iki kurucu şahsiyeti sayılır, kabul edilir. 143 vefatlı Amr bin Ubeyd. Bu da zahit, büyük zahit bir kişi olarak biliniyor. Şimdi El-Kaidetur Rabiatun. Dördüncü kaide ilke, Şimdi dikkat ederseniz vası hani bu beş ilke, o tezilenin beş ilkesi usulü kamse ne zaman ortaya çıktı? Ebul Huzeylil Allaf dedik 235. Aslında bir asır önce. Öğlen işte vasıl bin atada, vasıl yede demek ki sıfatlar iptidai seviyede de olsa sıfatların nefi konusu var. Yine e, efendim efali ibad kaderle ilgili, efali da ilgili kaderle ilgili o başlangıç seviyesinde düşünce var. El menzile beyn el menziletin e, büyük günah işleyenin durumu dünyada iman ile küfür arasında yani fasık ama ahirette tövbe etmezse efendim cehennemlik bir belidir dediği. Şimdi dördüncü ilke ayrıldığı nokta kabluhu fil min ashabil cemel ve ashabı sıffine onun vasılın İki grupla ilgili fikri düşüncesi. Min ashabil cemel, cemel ashabı ve sıffin ashabı. Yani cemel ile savaşan sahabilerle sıffin savaşanlar. Cemel ve sıffin savaşlarında savaşanların hükmüyle ilgili kanaati. İnne ahadahuma muhtiun la bi aynihi. Onun cemel ashabı ve sıffin ashabı ile ilgili kanaati. İnne ahadahuma muhtiun. Bu iki gruptan birisi hatalıdır düşüncesindeydi. Yani, yani ya Cemel Ashabı hatalıdır, ya Hazreti Ali hatalıdır, ya Sıffin'de ya Muaviye tarafı hatalıdır, ya Hazreti Ali tarafı şeklinde. İlla bir, iki taraftan birisi muhti'un hatalıdır, la bi aynihi ama belli değildir. Yani hatalı olan kimdir? Belli değildir yani mesela ehli sünnet ne diyor? İşte Cemel'de Hazreti Ayşe annemiz hatalıdır. Hazreti Ali haklıdır. Sıfrinde Hazreti Ali haklıdır. Ee, diğerleri hata etmişlerdir. İşte pişman olmuşlardır ya da olmamışlardır. Ama şey söylenir. Ee, Hazreti Ali'nin haklı olduğu söylenir. Ama burada vasıl bir Naka e, iki taraftan birisi hatalıdır ama kimin olduğu belli değildir. La bi aynihi. Ve kezalike kavluhu fi Osman ve la katilihi ve khazilihi. Aynı şekilde Hazreti Osman Hazreti Osman'ın katilleri ve khazilihi Hazreti Osman'ı terk edenler, onu yalnız bırakanlar hakkındaki kanaati de böyledir. Kale inne ahad fariqayni fasikun la mahalete. İki gruptan birisi de iki gruptan birisi illa birisi fasıktır yani günahkardır la mahalete şüphesiz kema en ahad el fasikun la mahalete yani nasıl ki iki mutelaineyn birbirini lanet lanet eden iki gruptan birisi nasıl ki fasıksa şüphesiz burada da bu olaylarda da iki gruptan birisi fasıktır Lakin la bi aynihi fakat bizzat hangisi olduğu belli değildir. Bizzat hangisinin hatalı olduğunu biz bilmeyiz anlamında belli değildir. Ve kadarafta kavlehu fil fasik diyor ki sen diyor onun fasıkla ilgili fikrini biliyorsun. Ve akallu daracatil fariqeyn ennehu la takbelu şimdi eee ee, Evet şu sesin kesilmesini bekledik. Ve akallu daracatil farikayin iki grubun derecesi en azından şudur. Yani iki grup. iki, iki taraftan birisi hatalı ama hatalının kim olduğu belli değil. Ennehu la takbelu. La tukbelu şehadetuhuma. İki grubun derecesi de asgari şu şekilde olmalıdır. Yani iki gruba şunu uygulamalıyız diyor. La tukbelu şehadetuhuma. ...iki grubun da şehadetleri kabul edilmez. Kemalâ tukbel şehadetül mükela'ineyn. Birbirini lanetleyen kişilerin... ...iki grubun şehadeti kabul edilmediği gibi... ...bu gruptakilerin de şehadeti, ikisinin de. Ama Vasıl'ın... E, ...hatalı tarafı belirtmediğini... ...ya da diyelim ki Hazreti Ali haklıydı... ...diğer taraf haksızdı demediğini biliyoruz. Hatta Zeyd bin Ali... Zeydiye'nin kurucusu Hazreti Ali'nin torunlarından Zeyd bin Ali'ye Asıl bin Ata'nın hem arkadaşı hem talebesidir. Ona öyle bir itiraz var etrafından. Ya sen senin atanın yani Ali'nin hatalı mı hatasız mı olduğunu ya da doğru olan tarafta mı olmayan tarafta mı olduğunu bilmeyen bir adamı takip ediyorsun diye ona böyle bir eleştiri de var. Yani vasıl şey belirtmiyor. La aynı aynihi diyerek kimin olduğunu belirtmek için iki taraftan birisi hatalı diyor. Ama iki tarafın da asgari bunlara yaklaşacağımız seviye şehadetleri kabul edilmez diyor. Fe kabulü şehadet aliyyin ve Talha ve zübeyri fe bakati baklin. Yani bir bakla için bile bunların Hz. Ali'nin, Talha'nın, Efendim e, ve Zübeyir'in yani Cemal Ashabı'nın bunların şeyi şehadetleri kabul edilmez diye söylüyor. Ve cevze en yekune Osmanu ve Ali yunalel hatayı. Böylece o cevveze caiz gördü. En yekune Osmanu ve Ali yunalel hatayı. Hazreti Osman Vali'nin hata üzere olmasını caiz gördü. Hada kavluhu. İşte fikri bu diyor. Ve huve reisul mu'tezileti. O mu'tezilenin reisidir, kurucusudur. Ve mübdi mebdeut tarikati mübdiut tarikati fi a'lami sahabe. Bu aslında, bu da mübdi'un e, mübdi'un مبديع. ya mübdedi ya da mübdi' e, bu elifle değil de ayin ile mubdi'u et tarikati bi yani e, sahabenin büyükleriyle ilgili bu ilk e, sözleri ve e'immetil itrati ehli beytli ehli beyt ilgili e, bu konuşma yolunu açan kişidir mubdi'a e, mübtedi'a o kursakta bidatçisidir diyebiliriz ama şeyde diğer nusada aynı ile geçiyor. bir yolun kurucusu. Yani sahabenin büyükleriyle ilgili konuşan ilk kişi anlamında. Ve eymetil itratı itrat ehli beyt, beyt demek eh, ehli beyt imamlarıyla ilgili konuşan e, kişidir. Ve <laughs> vâfakahu <laughs> amr bin Amr bin ubeyd de bu konuda onunla aynı kanaattedir. Ee, bu عليه في تفسيق الفريقين iki taraftan birinin fasık olduğuyla ilgili vasılın kanaatine la bi hitabi belirtmek sizin kim olduğunu belirtmek sizin iki taraftan birinin fasık olduğuyla ilgili görüşüne şunu da ilave etti. Bi en kale şöyle dedi. لو شهد رجلان من احد الفريقين مثل علي رجل من اسره او طلحه بن الزبير لم تقل لم تقبل شهادتهما ا لو شهد رجلان من احد الفريقين في غروپتان بريسي ا لو شهد رجلان من احد الفريقين في غروپتان بريسندان 2 غروپتان يعني جمل صفين efendim burada e, iki gruptan birisi iki gruptan birisi iki gruptan iki adam diyor. La şehide raculani iki adam şehadet etse min ahadil fariqayn iki gruptan birine ait olan, birine mensup olan iki adam, diyelim Hazreti Ali tarafından iki adam ya da Hazreti Ayşe tarafından ya da Sıffi'nden şehadet etseler, şahitlik yapsalar misle Ali raculun min askerihi. Mesela bu iki adam da birisi Ali olsun, Ali gibi bir adam ve yine onun askerinden birisi şehadette bulunsalar hem e, Talha ve Zübeyri Talha veya Zübeyir gibi. Lem tukbel Bu iki adamın şehadeti, yani Ali de olsa, Talha da olsa, Zübeyir de olsa kabul edilmez. Ve fihi tefsikul feriqayni. Burada ne vardır? İki grubun da fasık olarak kabulü vardır. Ve kevnuhuma min O iki grubun da cehennemlik olma durumu söz konusudur. Yani bunu kabul etme var. Ve kâne amrubnu ubeydin min ruatil hadis. Halbuki diyor Amr bin Ubeyd hadis ravilerindendir. Ma'rufen bi zühd, Zühtüyle ma'ruf idi. Ve vasılun meşhuran bil fadli vel edebi indahum. Vasıl bin Ata da onlar nezdinde mu'tezinin nezdinde faziletiyle edebiyle e meşhur olan birisidir. Şimdi şu dipnotta da diyor ki e Amr bin Ubeyd evet burada bitiyor. ...Vasılı de bitmiş oluyor. Ee, dip noktada da... ...diyor ki... E, ...Amr bin Ubeyd çok meşhur... bir olmasına rağmen... ...Vasıl gibi o şeyi yapmadı. Vasıl bin At'a talebelerini... ...davetçilerini... ...İslam dünyasında çeşitli yerlere göndererek... ...bu düşüncelerini yaydı. Ama Amr bin Ubeyd onu yapmadı. O biraz... E, il, ...bu muhtezile ilkelerini... ...yaymak için... E, ...gayret etmedi diye de böyle bir şey bilgi veriyor. Ee, burada kalalım arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kesintisiz bir şekilde derslerimize devam ederiz. Bu e, aradan sonra biraz internet azizliği oldu. Sesimde bir şey olmadı umarım. E, çünkü telefonun internetinden bağlandım. E, evdeki internette sorun var sanırım. Kablo, uydu. Nette bir sorun var gibi şey görünmüyor çünkü. Burada kalalım Vasılı